Saraybosna'ya geldik tekrar Mostar'dan trenle. Bülent abiyle buluştuk tekrar. Bülent Evet, abiyle merhabalar. tanıştırayım. Hello. İyi günler. Bülent abi Berlin'de yaşıyor. Değil mi? 5 dil mi? 6 lisanım var. 6 lisan. Evet. 6 lisan, 6 insan, 1 insan yani. Yani aşağı yukarı. Evet. Şu anda talebelerin kampüs bölgesinden yürüyoruz. Tramvaya gideceğiz. Tramvaydan otobüs istasyonuna gideceğiz. Terminaline. Oradan da Allah kısmet ederse inşallah Belgrad'a doğru yola çıkacağız. Belgrad. Evet. Sırbistan bölgesindeki otogara gidiyorsun değil mi? Normal buradaki otogarda. Sırbistan'a girerken tekrar çekeriz. İnşallah. Hep... Bülent abi kim konuşuyor? Pasaport'ta kim konuşuyor? Pasaport için ben konuşuyorum. Bunlar benim yeğenlerim zaten. Biz konuşmuyoruz. Kim konuşuyor? Annelerinin abisiyim, kardeşiyim. Bülent abi bizim işi çözecek evet. İnşallah. Sıkıntısız çözeriz, halledeceğiz. Hiç problem yok. Hayırlı evet. Yolculuklar o zaman. Hayırlı yolculuklar hepinize çocuklar. Hostel Downtown'a geldik. Belgrad'da. Bu şekilde oda. 8 euro tek geceli. 10 euro bozdurduk, 1200 dinar yaptı o da. Dışarıyı da göstereyim. İstasyon var karşıda. Belgrad'da böyle bir meydandayız. Cumartesi olmasına rağmen çok da kalabalık değil. Isınmamı çok fazla ısınamadım açıkçası. Yani Sırbistan'a girmemizde Bülent abinin çok faydası oldu ama şu an biraz sıkıldık. Enerjimizi düşürüyor. Ve bir şey yapasımız gelmiyor açıkçası. Biraz sonra işte o gidince bir şeyler yapmaya çalışacağız. Aynı odada kalıyoruz gerçi ama. Burada büyük bir club var. Müzikler oradan geliyor. Ve işte yağmur yağdı, her yer ıslandı. Büyük büyük yağmurlar yağıyor. Klap da değil, Güven tabi klap dedi ama konser gibi bir şey galiba. Bülent abiyi gönderdik. Şu an kardeşimle aldık biralarımızı. Sokak kültürü devam. Pahalı ya. Ucuz gibi geliyor da pahalı her yer. Ya da bizim paramız çok çabuk bitiyor. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Çaldırıyoruz mu, çırptırıyoruz mu onun bile farkında değilim. 3 tane para birimi birbirine girince çok karışık oluyor yani. Hiç anlamıyorum hiç. Ki biz bu adamla ben yani Türk lirasını zaten zor
çevirip harcayan insanlarız. Ay sonunu göremeyen insanlar yurt dışında farklı nedenleriyle. TL iken zor harcıyor, şimdi temelli kafam karışıyor. Festivali gibi bir şey vardı az önce. Bayağı karavet falan gösteriler yaptılar. İnsanlar çok eğleniyor. Gayet de mutlu insanlar burada. Mükemmel ortamdan bir tane Ankaralı, bir tane Ankaralı, bir tane Sırp, Safa iki İskoçlu biz devam. Sırp var ya, müthiş bir insan, müthiş. Hem müthiş bir insan hem iyi bir arkadaş. Böyle içip içip Türkiye'de kokoreç yediğimiz gibi burada da sanki Sırbistan değil de sanırsın İtalya. Her yer pizzacı. Şöyle bir pizza aldık. Gayet iyi gidiyor ya. Zaten bugün sadece iki dilim pizza yedik. Başka da hiçbir şey yemedik. Bak bu. Yok. Dürüm yapmış pizzayı. Çok ne bekliyoruz ki? Pizzayı dürüm yapmış yiyor adam. Ben pizzamı yiyeyim, gayet lezzetli. Otobüs falan çalışıyor ya bu saatte. Gerçi biz şu an nereye gittiğimizi bile bilmiyoruz ama hosteli bulacağız. Kardeşim bak, Bülent abiyle bunu yapamıyoruz, anlıyor musun? Yani şu an neredeyiz bilmiyoruz. Önemli de değil, saat 4 oldu zaten. Birazdan hava aydınlanacak. 2 saat uyusak yetiyor. Adam canlı navigasyon gibi. Sağa gidelim diyoruz. Orası biraz... Yok, orada bir şey yok. Yok, burada bir şey yok. Şurada bir şey yok. Bir şey görmek için gelmedik mi? Bir şey aramıyoruz ya. Zaten ya, kaybolacağız. Bizim amacımız kaybolup yeni yerler keşfedebilmek. Kaybolmak bir için buradayız. Bak. TQ. Buradayız işte şu an. Buradayız. Gerisi önemli değil.